Abi genel olarak Türk sinema oyuncularının Sibel Kekilli. Şunu sormak istiyorum Orhan'cığım sana. Genel olarak Türk sinema oyuncularının oyunculuk yeteneklerini nasıl buluyorsun? İyi. Gündüz kuşağı ve yaz dizileri hariç güzel. Genel olarak iyi buluyorum. Teşekkürler. Bugün abi seninle Türk sinema oyuncularının çoğunluğu Hollywood filmi olan yapımlarda oynadıkları sahnelere tepki vereceğiz. Hollywood yapımlarında. Aynen öyle. Çok kısa sahneler izleyeceğiz tabii ki. Detaylı bir fikir için yetersiz ama izlediğin kadarıyla yorumlamanı isteyeceğim. Mesela? Sen de. Başlıyoruz şimdi. Hepsini göreceğim. Of bırak hep. Mesela diyor ya, Allah Allah. Kimdi ya benim sevdiğim? Onu koymadıysan yuh zaten abi. Hakikaten yuh. Söyleyeyim hemen. Evet, söyle. Haluk Bilginer. Evet ama o değil. Oğlum Haluk Bilginer şey değil mi? Baba çocuklar duymasın. Hayır. İlk olarak Meltem Cumbul'la başlıyoruz. Öyle mi? He? Hollywood filmlerinde kim oynamış ya? İşte Meltem Cumbul. 2008 yapımı A Beautiful Life filminde. A Beautiful. A Beautiful. Bir daha geçiyor. Tamam hayır. Çok hoşuma gitti, ağzını yerim. Tövbe ya. 2008 yapımı filmde Meltem Cumbul uyuşturucu ticareti yapan Antanas karakterini canlandırıyormuş. Bu filmin IMDb puanı 4.5. Nasıl? O kadar düşün duymamış olabilirim yani. 4.5. Çok düşük. Gibi. Anladım evet. Bayağı kötü. A beautiful life. A beautiful life. A beautiful. Who beautiful? Meta beautiful. No. No, no, father, no. Do you have a car? No. How are you going to make the deliveries then? Bizdeki scooter duruyor mu? Hı? Abi bir kere çekim kötü. Çekim hoşuma gitmedi. Good. I'll give you more deliveries. Abi çok cheesy'ymiş ya. I gave you the product. Give me my oyunculuk da kötü. You must be kidding. They were raped off. Çekim tekniği falan çok kötü abi. Bayağı kötü. Okay, do shut up you fucking bitch. Shut up you fucking bitch. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Kapattın lan bu televizyonu. Aha çok iyisin. Burada iş yapıyoruz ama. Yapıyoruz burada. You got two days. Get the fuck out of here. Oo, sert bir sahneymiş. İşte beklemiyordum yani. Filmdeki rolü böyledir efendim. Türk bir uyuşturucu kaçakçısı yani. Helal olsun. Şanımız yürüsün. Yani ben oyunculuktan çok anlamıyorum ama etkilenmedim yani çok. Kendi rolde çok kaptırmış buldum yani. Zaten o ilginç geldi. O kadın öyle bir rolde görmek çok tahmin edeceğim bir şey değildi. Bir de yakışmış yani o role. Bu arada Meltem Cumbul kötü oynamamış. Ama böyle çekim ve böyle senaryo birazcık çiğ geldi bana yani. Anlayabiliyor neden 4 aldığını. Düzgün bir aksanla oynama gibi bir çaba içerisinde. Bu çaba belli oluyor. Benim öyle bir çabam yok. A Beautiful Life. Evet doğru. Ya bak A Beautiful desin daha güzel yani anladın mı? Dünyanın çok ünlü ve çok meşhur ve İyi metotlarından, oyunculuk metotlarından biri olan Eric Morris'in öğrencisidir. Ve Türkiye'de verilen Eric Morris tekniğinin isim sahibi ve temsilcisi diyeyim Meltem Cumbul'dur. Philip Morris gibi mi? Hayır, alakası yok. Abi Hollywood'da oynayan ilk Türk oyuncuya geldik şu anda. Aa kim o? Muzaffer Tema. Oha hiç duymadım ne kadar cahil. Hollywood'da oynayan ilk Türk oyuncuya geldik abi. Muzaffer Tema. Aferin hayırlar olsun. Tanımıyorum. Tanımazsın tabii. Yaşım tutmuyor büyük ihtimalle. 12 to Moon 1960 yılında gösterime girmiş bir filmde oynamış kendisi. Konusu uluslararası bir ekip alışılmadık derecede geniş bir roket gemisinde Ay'a keşif gezisine çıkıyor. Orada insan ırkının çok olgunlaşmamış ve tehlikeli olduğunu ve yok edilmesi gerektiği sonucuna varan bir uzaylı zekasıyla karşılaşmışlar. Bu filmin IMDb puanı sence kaç? 3.8. 3.1. 3.1. Olsun oğlum. Eyvallah olabilir. Daha deminki filmden daha değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Age of 19. Take it please. Dr. Selim Hamid from Turkey. Yakışıklı adammış. Well, we just want to make sure. Ne güzel konuşuyor lan. O zamanlar CGI yok tabii. Film güzel görünüyor yalnız bayağı.
Ha, öpüşmüyorlar şu an. Fark ettin mi? Cringe bir öpüşme sahnesiydi. Abi ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ha. Çok başarılı buldum ya. Çekimler iyi ya 1960'a göre. Bunun neresi 3.8 almış lan? 1960 diyoruz ya. Şey güzel. Bir ay havası veriyor yani. Abi işte bu Amerikalılar aya gitmedi muhabbetinin çıkış kaynağı belli oldu. Oğlum o ayakkabılarla uzaya çıkılır mı ya? Evet. Muzaffer abi çok iyi. Muzaffer abi de role çok yakışmış. Nereden bulmuşlar acaba yani? Ya bence 60 yıl için iyi. Efektler diyeceğim de efekt denmez ona. Ne denir? Kullanılan alet edevat, dekor bilmem ne güzel duruyor. Keşke biraz daha sözlü olsaydı. Yani aynen. Konuştuğu sahneler daha fazla olsaydı. Bir şey anlamadık ki. Lan öptü kadını. Öpüşme sahnesi birazcık garip. Böyle bir yercesine. Bir de hafiften biraz gözleri falan da açıkmış böyle. Bir garip bir sahne olmuş. Öpüşme evet. Sahnesi. Onun dışında bence karizması falan adamın böyle yakışmış yani. IMDb puanı çok düşük ama böyle görsel olarak da güzel yani geliyor göze. O ay sahneleri vesaire. Abi şimdi geliyor. Şöyle de değerlendirmek gerekiyor. Kimler izledi, kimler değerlendirdi? Sıradaki oyuncumuza geçiyoruz. Sibel Kekilli abi. Sibel Kekilli. Ne bakıyorsun lan oradan? Salak salak. İzlemedim. Biliyorum oyuncunu da izlemedim. İzlemedin mi? Ha. Sen Game of Thrones izlemedin mi? Ha, bir de burada linçiyim. Bayağıdır yemiyordum. Allah Allah. Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde Sibel Kekilli toplam 20 bölümde yer aldı. Dizide Şey ismiyle daha çok herkesin çok sevdiği karakter olan Tyrion Lannister'la ilişki yaşıyor. Evet. O zaman Sibel Kekilli şey değil mi ya? IMDb puanı bu dizinin 9.3 efendim. Oradan birkaç sahneye bakıyoruz. Who would you like me to be? Bu arada bence Game of Thrones'da iyi oynadı bu kadın. Oyunculuğu fena değildi. Sırıtmadı yani. Aynen. My mother died giving birth to me. Is that why I'm here? So we can talk about our mothers? Sen var ya. I'm a slave to the truth. Ne biçim kesmişsin ya? Abi. True. You're the biggest little liar I have ever met. Hoppa! Ay burada ölüyor muydu? Bunda bir manita mı? Sahnenin sonunda spoiler olacak biraz ama öldürüyor şeyi. Şey derken kız ismi şey. Ha şey. Çok. Birkaç tanesini izledik kendisini. Sibel Kekilli'yi destekliyoruz. Umarım başarılar devam eder. Ya başka ne milletlerden insanlar var bilmiyorum Game of Thrones'un yapımında ama evet. Eminim ki çok karma bir yapıya sahiptir. Bir Türk oyuncunun olması da çok güzel yani. Güzel oynamış yani şey yapmıyor. Ne dedi lan bu şimdi? Öyle mimik mi olur? Bilmem ne falan filan tarzında batmıyor, sırıtmıyor. Bence güzel oynamış abi ama ben şey yani Game of Thrones gibi bir prodüksiyonun içindeysen muhakkak senin eksik yanlarını tamamlatacak bir takım eğitimlerden de geçiyorsundur. Gerçekten dünyanın en meşhur dizisi diyebiliriz Game of Thrones için. Ne kadar almış bölüm başına? Ne bileyim. Çok merak ettim. Ben de puanı 9.3 puanı da ne kadar almış bilmiyorum. Evet. İyi de Game of Thrones almış yani. Belki 2 de mi almış? Neyi almış ya? 9.4 almamış. 3. Onu da yanlış söyledin nasıl satayım. Şimdi abi geldik Saadet Işıl Aksoy'a. Aa onu tanımıyorum. Ben duymadım. Kim bu ya? Ben Saadettin Aksoy. Ya bugün gerçek iğmez. Şu ismi duydun mu peki abi? Saadet Işıl Aksoy. Herhalde canım. Bir İtalyan filmi olan orijinal adıyla Venuto al Mondo, İngilizce adıyla Twice Born ve Türkçe'de Sen Dünyaya Gelmeden olan filmde Penelope Cruz'la birlikte oynamış. IMDb puanı 7.4. Hemen bakıyoruz. Saadet Işıl Aksoy. Aa bu bu Türk. Bu mu? Aparlatı Kongo. Abi Saadet Işıl Aksoy Türk zaten. Hayır ben bu yani kızın suratı çok aşinayım. O yüzden ismini bilmiyordum. Aa tanıyorum. Aparlatı Kongo. Ha kız. Saadet. Voglio essere pagata in marchi. Kız ne kadar güzelmiş bu arada.
biliyorum sen. Sei musulmana? Mi capita di leggere il Corano. E che cosa dice il Corano? La tua pancia la puoi prestare a un'altra donna. Il Corano dice che bisogna aiutare le persone. Wow. Peri peri de. Aa, gerçekten mi? Puoi anche assistere se ti va. Bunu hiç görmedin mi sen şimdi? Kadını. Öpüşmüşler mi Penelope Cruz? Ya bir dur ya. Bak şimdi. Hayda. Aa! Bu benim için bir başarıdır. Asarım bayrağımı, izlerim. Nasıl mutlu bakar, böyle gidiyor, oynayarak gidiyor. Bunun sonunda ne oluyor? Evet abi, bu da böyle bir sahneydi işte. Dur ben eve gideyim de bu filmi bir izleyeyim falan. Rabarba. Saadet Hanım, Saadet Hanım. Saadet Hanım. Hey! Müthiş bir şey bu ya. Evet, böyle bir filmde yer almış. Kendisi. Milli başarı. Güzel, güzel. Evet. Böyle bir yapımda böyle bir insanla en azından yer alması güzel bir şey abi. Değil mi? BFFs. BFF mi? En yakın arkadaşlar herhalde, öyle anladık. En yakın arkadaşlarını böyle mi yapıyorsun? Yok. Hüseyin böyle. Hüseyin, Buğra gelin. Hüseyin ile Buğra'yla birlikte. Çok enteresandı bu filmde. Çok kendine ait bir havası olan bir film, evet, gibiydi. Oyuncuyu da ilk defa gördün galiba. İlk defa gördüm. Öyle birisini ilk defa varlığından haberdar oldum yani. Evet. Ya biz niye bunları bilmiyoruz? Garip bir yandan da. Abi şimdi senin en sevdiğin oyuncuya geldik. Haluk Bilginer. Haber Karadan. Haluk Bilginer'e geldik abi. Çocuklar duymasında Haluk Bilginer. Haluk Bilginer'e geldik. Aha, olur, izlerim. Haluk Bilginer'in şeyini izledin mi? Aksan yapıyor. Ya Haluk 7, Bilginer 8. değil ya. Aa, o Haluk. Ay tamam tamam. Tamer Karadağ. Ne olur kes burayı, ne olur. Haluk Bilginer'in yer aldığı 3 farklı Hollywood filmine bakacağız şimdi. Öncelikle Forget About Nick'e bakacağız. Nick, Haluk Bilginer'in ismi. Abo. İsmini oradan alıyor. Bak hele. 5.3 puanı var. Sonrasında hemen arkasından The International filmindeki rolüne bakacağız. Ahmet Sunay ismi bir Türk silah kaçakçısını canlandırmış. IMDb puanı 6.5. Hı hı. Son olarak Halloween isimli korku filminde yer almış Haluk Bilginer. Seri Katil'in Akıl Hastanesi'ndeki doktorunu canlandırıyor. IMDb puanı 6.5. İstikrar. Çok güzel bir sahne bu. It's so nice to see you here again. Abi ses tonu çok iyi değil mi ya? You don't ever age, do you? Oh, thank Christ you got rid of that grotesque picture. Abi içten oynuyor, içten. Maria didn't care for our taste in art, so it's in our room now. Yemin ederim Türkiye'nin en karizmatik adamı ya. So, how's the business? I got a horse in this race too, don't forget. İngiliz aksanı ona bak, ne kadar güzel. Wilhelm. Ahmet. It's been a long time. Yes. Jonas Gansen, Ahmet Sunay. Adam sinema için doğmuş ya resmen. Şu karizmaya bakın. It would have been better. Abi sesi çok iyi. Bunu daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama sesi bayağı iyi. There he is. He can speak. He just chooses not to. Yılların emeği var yani. I'd love to stand closer to him if I may. Oh, make no mistake, he's aware. Çok iyi abi. He was watching you as you arrived. Perhaps you'd like to tie your left shoelace. Mr. Tavoli here. Neden? The gentleman with the umbrella has a fixation for such things. Underestimate no one. Do not cross the line under any circumstances. Çok ilginç bir filmmiş bu da ya. Bu korku filmi olan değil mi? Evet. Film ilginç görünüyor bu arada. I've got some people who'd like to meet you. Don't shoot him. Doctor, get back in here! Get away from the body. Stand back. I'm not going to say it again. Step away from the suspect. Wow. Step away. Yeah! Yapıştır, Haluk! Ha!
Her adam oynuyor ya. Oğlum çok iyi lan. Ben üçünde de devamını izlemek istedim yani şu an. Harik bilgiler mi dedin? Nasıl buldun abi harik bilgiler? Müthiş. Yine döktürmüş. IMDB'nin Allah belasını vermesin demek istiyorum buradan. Döktürüyor, döktürüyor. Maşallah. Hadi başarılı. Ve çok tiplemeye uyabilecek bir adam yani. Biraz esrarengiz bir adam. Esrarengiz bir sesi var çünkü. O da çeşitli konseptlerde, çeşitli filmlere gidebilecek bir adam yani. Yani ona söz söylemek gerçek bir şekilde benim haddim değil yani. Değil. Evet. Değil. Haddini bileceksin. Tutuyorum. Adam orada iki tane kadınla bir sohbeti var ilk videoda. Birçok şey anlatıyor. Surat, enerji, duruş. Yani sussa bile anlatıyor. Abi kime geldik biliyor musun? Bu sefer gerçekten seni esirdin oyuncuya. Kime? Tamer Karadağlı. Ah! Tamer Karadağlı ve Deniz Akkaya. İkisi Living and Dying yani Türkçe'de de Ölümle Dans filminde yer almışlar. 2007 yapımı bir film. Konusu banka soyan 3 kişinin sığındığı kafeteryada 2 katil tarafından rehin alınmasıymış. Oh yeah. Tamer Karadağlı bu filmde dedektif Duka rolündeyken Deniz Akkaya ise muhabir Anna rolündeymiş. IMDb puanı 3.2. 3.9. Hold your fire! Hold your fire! Somebody get that radio away from me! Shoot him! Shoot him! God you! Damn it! Fuck you! Havuç kafaya bak hele. Onu vuracakmış. Baba baba baba. Get that reporter in here. Go get her. What you got shit in your... Yeah, I heard him. Come here, his move! You sure you're okay with this? Mutfak! Okay. This is a chance of a lifetime. I'll get a promotion for this. Hadi Zaka ya. Yeah, but it's dangerous. I know the risks. Aa, bu kadın oyuncu değil ki. As many of them on the camera as possible. As soon as I know everything is fine, I head back out. Please put Mr. Duca in cuffs. It will be my pleasure. What? Are you out of your mind? Get out of here. Hey. Oğlum Tamer Karadağlı. Hey. Get off me. Hey. Çok iyi oyuncu lan. Hey. Devlin, I'll have your badge for this. You want to explain yourself? Abi Tamer Karadağlı tam şey değil mi ya? GTA karakteri gibi olmamış mı? Are you out of your fucking mind? Just give me the goddamn order. I'll burn you for this. This is my shot. I can take it. I'll fucking destroy your life. I think I told you to shut the fuck up. Now. Aa, vuruldu lan. Vurdular adamı. Baba baba baba. Tamer Karadağlı'nın oyunculuğu bana bayağı iyi geldi bunda. Ama genel olarak film çok kaliteli değilmiş gibi bir izlenim hissettim. Tam GTA karakteri, GTA 5'te Michael var ya. Evet. Onun gibi oynamış. Tamer Karadağlı'yı severim ben ya. Ama bir hep akıllara Haluk geliyor değil mi? Evet. Baba baba. Merkez. Havuç. Havuç. Geldi. Tamer Karadağlı'nın biraz bu rollerde Hollywood mimikleri ve vücut hareketlerine uygun olsun diye biraz abartılı yaptığını düşünüyorum rollerini. Deniz Akkaya ne alaka abi? Oyuncu değil. Değil evet. Doğru. Ne alaka? Evet. Ha bunu bilmiyordum ben yine. Garip ya yani bir gün kendi tesadüfen denk gelsem çok çok daha fazla şaşıracakmış. Ben evet ben yani. Tamer Karadağlı ne iş var bu filmde? Bir de Deniz Akkaya falan da öyle. Ben bilmiyordum evet. O kadının öyle bir oyunculuk yeteneğinin ya da hani bir prodüksiyonda bir oyuncu olarak değerlendirildiğini falan. Güzel abi nasıl düşük alıyor bu filmleri anlamıyorum ya. Haluk Bilginer de çok mükemmel oynamış yani. Abi Haluk Bilginer yok burada Tamer Karadağlı. Ay Tamer Karadağlı of. Niye ismini karıştırıyorum abi? Son olarak efendim ooo iki tane ustaya geldim. No bitch. Evet. Cem Yılmaz abi, Yılmaz Erdoğan The Water Diviner filminde oynadı biliyorsun sen de. Şu Russell Crowe'un. Russell Crowe'un evet. Aynen filmi. Yılmaz Erdoğan'ın Binbaşı Hasan, Cem Yılmaz'ın Çavuş Cemal rolünü oynadığı film 2014 yılında vizyona girmiş. Konusu Avustralyalı bir adam yani Russell Crowe Gelibolu Savaşı'ndan sonra kayıp 3 oğlunu bulmak için Türkiye'ye gelmiş. IMDb puanı 7.0 imiş. O güzel filmdi ben izledim onu. Ben izlemedim. Forgive my intrusion. I just I wanted to apologize to you for my outburst. There is a Persian saying, may you all live your children. It sounds like a blessing, but it is the worst curse one can place on the head of a man. If this is your son, he was taken prisoner. Az İngilizce belki de bilmiyor ama bu replikleri ezberleyip söylemesi büyük başarı. I found your son's name on a list of wounded. They take him from Çanakkale to a camp in Afyon. After Afyon, we don't know. Bu arada ben Cem Yılmaz'ın oyunculuğunu gerçekten beğeniyorum. No more records. We are Ottoman, not German.
No more records. Cemal and I will travel east to Ankara. Mustafa Kemal is gathering a nationalist army there. We must pass through Afyon. I will ask if anyone remembers you. Ha, film geçmişte geçiyor. Çüş oldu ya. Yuh, bunu anlamam çok uzun sürdü. Güzel. Oo, bu filmi de izlemek lazım ya. Tabii. Ben de izlemedim bu bizim arada. Bizim tarihimize ilişkin bir film yani sonuçta. Ben Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuğunu zaten çok beğeniyorum. Kaç sene tiyatroda ter atmış bir insan. Cem Yılmaz'ın da komedi olmayan, hani çok daha ciddi karakterlere bürünmesi gereken filmlerde gayet başarılı bir şekilde bunu çıkarttığını düşünüyorum. Hokkabaz. Mesela. Gerçekten Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ederim. Bu arada Cem Yılmaz'ın da İngilizcesi çok iyi. Ama orada bir Türk aksanı yapıyor. Güzel ya, ben beğendim nedense. Tam filmi de bilmediğim için şimdi çok da yorum yapamıyorum ama şey olarak güzel olmuş. Hamamdalar mesela. İngilizcelerini de beğendim. Evet Tanrıcığım, bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. İspanyolca kapatalım. Tamam. Ne diyeyim? Ne? Obrigada. Küfür falan mı? Hayır, obrigada. Vermek istediğin bir mesaj var mı izleyicilerimize? Ne demek istersin? Çok geç yatmayın arkadaşlar. Bizim yaptığımız gibi yapmayın. Evet, biz birazcık geç kaldık. Saat 10, neredeyse 12 arkadaşlar. Oldu, sabah 7'de iş var. Evet. Şimdi acilen gitmek icap eder biraz. Sanırım birazcık bir yorgunluk. Aynen. Sen biraz daha iyi ayarlayın saatleri.